olmayacak bir tarih ve saat aralığı 6 Şubat 4.17. Bizden her şeyimizi alan o kara gün. Yitirdiğimiz binlerce can ve o canlarımızın acısı içimizde büyük bir kor. Günler, haftalar, aylar geçti. Yıllar da geçse geçmeyecek tek şey bu felaketin bizden aldıkları. 4.17'de 7.7 şiddetindeki sarsıntıyla kimimizin hiç uyanmadığı, kimimizin ise büyük bir felakete uyandığı kara bir günde Malatya'da Hakim Bey apartmanında kimse uyanmadı. İşte o apartmanın mezar olduğu bir ailenin acı hikayesi. Çıktım şehir yoluna kolarısı tesir etti canıma yaradanı. Merhamet et kuluna yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme, bilmem şu veleğin bana cevrine. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu veleğin bana cevrine. Asrın felaketi 6 Şubat 4.17. İşte o tarihten sonra ne canımızın acısı dindi ne de yüreğimizin dağlanması bitti. Birçok canımızı kaybettik. Teker teker onların hepsini enkazın altından çıkardık ve toprağa verdik. Şimdi öyle bir yerdeyiz ki sözlerin tükendiği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir yerdeyiz. Burada 4 evladını toprağa veren bir anne ve baba torunlarıyla beraber hala acısını ilk günkü gibi içlerinde hissediyorlar ve bizler de o acıyı onlarla paylaşmak adına onların yanındayız, buradayız. 4.17'den sonra onlardan haber alamamışlar ve alamadıktan sonra işte şimdi onlar o acı günü, o acı anı bize anlatacaklar. Geldi başıma yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cebrine. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cebrine. 4.17'den sonra çocuklarına nasıl ulaştın? Bize olayı anlatır mısın? 4.17'den sonra deprem biraz sakinleşti. İndim salona çıktım. Oğlanı aradım. Oğlan dedi ki anne biz size geldik, dedim gelin dedim. Kızı aradım, cevap vermedi. Torunu aradım, cevap vermedi. Damadı aradım, çalıyı cevap vermedi. Öbür kızı aradım. Ablamın çocuklarını aramışım, hiç haberim yok onlardan. Oğlan bize geldi. Dedi ki gidek dedi. Baldızımın dedi bir arkadaşları var. Onlar götürek onlar oraya bırakak dedi. O gelinle oğlan gitti onları ala götüre. Kemal dedi ki oğlum dedi ablan geldi de haber alamıyor dedi. Hele bir o tarafa dön dedi. Vallahi 6.30 muydu, 7 miydi saat veremem de. Baktım oğlan telefon etti. Ağlıyor anne ablam gelin binası çökmüş. Biz çıktık gittik ki askeriye başında. Bunlar hep gelmişler bizden önce gelenler olmuş. Gittik bina çökmüş. Kıratıma beni ince ölürüm.
neleri solmasaydı. Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı. Yüce dağlar olmasaydı, laleleri solmasaydı. Sonra ateş yakmışlardı, önünde oturduk, işte bir adam asker geldi, bana dedi ki teyze gel sen üşüsün, gel sen arabaya bindireyim. Arabaya bindirdi, bir adam geldi önüme oturdu, o bir bilgiler alayım, bilgi vereyim dedim. Kardeşim sen ne yapsın dedim, dedi ben böyle işte biri bana bilgi veriyor arkadaş o tarafta, ben de belediye başkanına bilgiyi vereyim dedim. Hele bir de bizimkilerine bak, yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı dedi. O taraf biraz askıdaydı. Onların bulunduğu kat kaçıncı kat? Altıncı kattı. Altıncı kat hala biraz ayakta mı? Askıdaydı, askıdaydı. Oraya, o taraf hep yaşıydı. Dedi teyze dedi, o taraf dedi %90'ı yaşıydı dedi, askıda dedi. Bilgiyi o tarafa verdi. Ondan sonra o tarafta çocukların sesini de duymuş. Dedi ki şey ya, sığınaktalar dedi, sesleri geliyor dedi. Ama sizinleri yaşıylarmış. Adlarını soyadlarını söyledim. Yaşıylarmış dedi. Ben sevindim, gittim Kemal'e söyledim. Kemal dedi yalan söylüyor dedi. Saat 1 miydi? Kaçtı işte o ikinci depremde o da çöktü. Kalan o askıda kalan askıda bölümde çöktü. O da çöktü. He, o da çöktü. Siz orada mıydınız o esnada? Tabii oradaydık. Biz askeriyenin demirlerine yapıştık. Neredeyse bizi yerden yere çarpacaktı. Bir durdu, bir daha başladı. Bekledik. Ha bugün çıkar, ha yarın çıkar, ha bugün çıkar. Alttakiler hepsi çıktı. En sonundan bir avukat çıktı. Avukattan sonra da saat 4'te bizimkilerini bulmuşlardı, saat 6'ya kadar. Kaçıncı gün sonra buldular? 10. günü. 10. gününe kadar orada bekledik. Orada. Heh, bekledik. Anne, bekledik. Baba ve çocuklarını. Çocuklarını evet, bekledik. Benim kardeşimin oğul askerde gelmişti, o çocuk hiç eve gelip yatmıyordu. Benim oğlan gelip yatmıyordu, kardeşim İstanbul'da geldi. Yani eve gelirse de bir saat yatıyorlarsa da gidiyorlardı. Hep uğraştılar, uğraştılar. En sonunda buldular. Allah kimseye vermesin. Allah bize verdi, kimseye vermesin. Baba yavrusuna sarılmış ağlıyor. Uyaman, uyaman, uyaman. Ana yavrum diye feryat ediyor. Uyaman, uyaman, uyaman. Uy bu nasıl bu beter, nasıl bir acıydın. Uyaman, 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 uyaman. Bu acıya nasıl dayanır canlar, uyaman, uyaman, uyaman. Yanarım, yanarım ben evi başına yıkanlara, yanarım. Yanarım, yanarım da sokaklarda kalanlara, yanarım. Yanarım, yanarım da bir ekmeğe muhtaç olan canlara, yanarım. Evinin altında can verenlere, yanarım. Uyaman, 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 uyaman. Yüreğimizde kalmadı derman, uyaman, uyaman. Anasız kalan yavrulara, yanarım. Yavrum nerede diye feryat eden baban analara, yanarım. Tama gözlerde kalmadı yaşlar, duvar dibinde kaldı kardeşler. Uyanarım, yanarım. Sabah uykusunda kalanlara, yanarım. Evinin altında can verenlere, yanarım. Uyaman Allah'ım, yanarım. Uydu uyaman, 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 uyaman. Uy Türkiye'de çıktı bir duman, sokaklarda feryadı figan.
eder analar uyaman uyaman uyaman. Yüreğimizde kalmadı derman uyaman. Üç çocuğu vardı. O peki? Öbürü Hatay'da okuydu. Hı hı. Üniversite son sınıftaydı. Onu ev durdular, yurda almadılar. He, son sınıfları yurttan çıkarırlarmış, ev tutuyorlarmış orada. Ev tutmuştu. O orada kurtuldu. İşte bunlar da burada kurtulmadılar. Torununuz normalde Hatay'da okuyordu ve tam deprem zamanı Hatay'daydı. Ki zaten merkezi Hatay'dı. O orada sağ çıktı. Ve şu an öyle, hayatta. Ama ailesi gitti. Büyük bir acı. Yani bildiğiniz gibi değil. Bazen kendime teselli vereyim, bazen de böyle bilmeyeyim. Bahçeye gideyim duramıyorum, evde kalıp duramıyorum. Yolumuz şaşmış, da yapacağımızı bilmiyor kızım, bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Bazen diyeyim Allah verdi, Allah aldı diyeyim, Allah bize sabır verdi. Bize güç kuvvet verdi. Yine de Allah verdi, Allah aldı kızım. Bir şey diyemezsin. 10 gün boyunca ne hissettiniz peki Nermin teyze? Valla ne hissedik? 89 tane 89 can gitti. 2 de 5 de öyleydi. Demek ki 90 94 miydi? 89 tane cesedi benim oğlan inceledi. Tek tek baktı. Tek tek hepsine baktı. Peki. Sağ çıkanlar da vardı Hakim Bey'den. Sağ çıkanlar da hastaneye git yolda onlar öldü. Onlar çıktıkça size bir umut oluydu ama kedi çok çıktı. Orada kedi çok çıktı. Ondan sonra iki tanesi yaşıymış. Bir tanesi valla dördüncü katta mı beşinci katta mı bu İzol tarafında. Adam mı çocuk mu bilmeyeyim. Demiş ben demiş işte bu katta yaşıydım demiş. Ben bir baktım ki demiş işte yedinci kattayım demiş. Yedinci kattayım demiş. Kedisi olan kadın da demiş deprem oldu kalktım ki kaçam demiş. Ben bir baktım ki yolun ortasındayım demiş. Onlar öyle kurtuldular işte. Başka da kurtulan sağ çıktı ama onlar da hastanede öldü yolda öldüler. Hep öldüler. Ve siz her gün 10 gün boyunca umutla. Boyunca sabırla. Ne zaman umudun tükendi peki? Umudum. 9. günü öğleden sonra umudum tükendi. Ben bildim öldüklerini. Afat'tan gelmişlerdi. Zonguldak şeyde geldi, bir akrabamız oradaydı. Kömür tevizde çalışıyordu. Çocuk geldi, içeri girdi. Deldili, içeri girdi. Gidi geli, diyeyim, Mehmet ölem diyeyim, söyle diyeyim. Bak ben her şeye hazırlıklıyım. Zaten kurtulmaya kurtulmayacaklar. Ben her şeye hazırlıklıyım, söyle diyeyim. Nermin abla, vallahi görmedik diye. Yalnız diye, yatak odasında damadın pantolonunu çıkartmış, telefonu yanına koymuş diye. Şeyde bir de bir mavi koltuk, tekli koltuk var diye. Başka evde hiçbir şey kalmamış diye. Yatak odasında yatakları vardı, gardıropları vardı. Her şey vardı yatak odasında. Çocuk odasında iki tane yatak vardı, gardırop vardı, çalışma masası vardı. Kız çağrı merkezinde çalışıyordu. Onu evde çalıştırıyorlardı. Her şey vardı ama hiçbir şey kalmamış evde. Hep savrulmuş. Onlar da zaten ulaştıklarında artık vefat etmişlerdi. Onlar ulaşmadılar. Onlar gittiler. İşte 10. günü saat 4'te kardeşim oğlu diye ben buldum diye. Şehitlik bulduk diye de artık 2 saat, 3 saat uğraşmışlar, zorlan çıkarmışlar. 4'ünün cenazesi. 4'ünün cenazesi size ulaştı. Ulaştı.
çıkarmış götürmüşler, mezarlığa götürmüşlerdi. Telefon ettiler, biz oraya gittik. Kızla anasını bize gösterdiler, babayla oğlu göstermediler. Gördünüz onları. Kızımla torunumu gördüm ama damadımla oğlan torunumu göremedim. Çok istedim görem, göstermediler. Dediler kefenlediler, daha görmez, görmezsiniz. Öyle bitti işte bizimki, bilmiyorum kızım. Evet. Herkesin çok ayrı bir acısı var. Milyonlarca canımızı kaybettik. Anne, baba, çocuk, herkes, birçok canımız yitirildi. Ve o yitirilen canların geride kalanları da bizler de bu haldeyiz. Aslında hepimiz öldük ama bizler gömülmedik diyoruz bu depremde. Ve yaşadığımız da bu. Bir annenin feryadı bu şekilde. Peki içine içine ağlayan bir babanın feryadı nasıl? Biz bir de babadan dinleyelim. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilmiyor ki. Kızınız, kaç çocuğunuz var amcacığım? Benim 3 tane kız, bir tane oğlan var. İlk göz arkamdı. Filiz en büyükleriydi. İşte o da bir polisten evliydi. Poliste emekli oldu. Geldi Malatya'ya yerleştiler. Orada 3 tane torunum vardı. Torunum bir tanesi Hatay'daydı. İki tanesi de yanlarındaydı. Bir oğlan bir kızdı. Onlar
Kızım bir de eniştem. Dördü bir de enkazın altında kaldılar. Yani onlar öldü gitti ama biz de yani hiç durumumuz iyi değil yani. Biz de yaşamıyoruz. Peki yani ilk göz ağrınız kızınızdı. Bir de torunlarınız, damadınız. Bu acıyı sormak, mikrofonu size uzatmak da inanın bizim için de çok zor ama biraz olsun acınızın hafiflemesi ya da ne bileyim yaşadıklarınız. Valla acı hiç bitmiyor da yalnız işte şehit oldular diye biz de işte dik şehit oldu da onda biraz teselli alıyık. Bir de işte şey Allah da geldi işte Allah aldı dik. Ondan teselli yoksa biz de çok zor durumdayız. 10 gün bir enkazın başında beklediniz. 10 gün yağmur yağıyor, kar yağıyor. Biz o ateşin önünde arkamız buz gibi donuyor. Yani 10 gün orada bekledik ama askeriyenin duvarının dibinde. Bir yanda ateş yakıyor, bir yanda işte ısınıyor, bir yanda gözümüz orada. Çok zor günler geçirdik orada da. Her gün bir umutla. Ha bugüne çıkar, ha yarın çıkar diye. Bekledi bekledik, 10. günü çıktı. İşte şehir mezarında defin ettik. Peki. Büyük başka bir şeyimiz yoktu yani. Hep sağ çıkacaklarına dair bir umudunuz var mıydı? Ümidim yoktu, yok. Ben ilk günde gittim o binayı gördüm. Pestil gibi yapışmıştı hep birbirine. Hiç imkanı yoktu yani orada. İlk başta biraz o arka tarafta biraz öyle bir şeylik vardı. Sonra ikinci bir deprem olunca o da çöktü. Gözlerinizin önünde. Evet. Çökünce daha dedik umut yok kalmadı. Ama çok zor yani. Allah kimseye vermesin. 4 ay geçti ve acınız hala taze. Acımız hala taze. Acımız taze de yani biz de ne yaptığımızı bilmiyor ki. Bahçeye gidip duramıyor, eve gelip duramıyor. Çarşıya gidip duramıyor yani. Böyle şey gibi gezdik işte böyle kendi kendimizi ovalıyorduk. Bir de çok sevdiğim bir kızdı, eniştem öyleydi, torunlarım yine öyleydi. İlk gözüm argıydı, devamında bir aradaydık. Biz gitmese ona geldi, ona gelmese biz gidiyorduk. Yani biz de o şey, Hakimoğlu apartmanına biz de gittik orada kalıyız yani devamlı. Kurban oldum valla işte biz de demek ki şey ettik. Bu adam benim babam, 8 köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Ah bu adam benim babam, 8 köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey 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 hey. Cebinde yok parası, bofradır cigarası, yüreğindedir yarası. 6 çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla, bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam, ağlama açar babam, kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam, ağlama benim babam. Bu felaketin bir adı yok, tarifi yok, dile getireceğimiz bir kelimesi yok. Her yer ayrı bir acı, her yer tahammülü olmayan bir boyutta. Ve biz bu mikrofona ne kadar konuşsak, ne kadar anlatılsa da kifayetsiz kalacak. Bu acı, bu felaket hiçbir zaman unutulmayacak ve o canlarımızı da hiçbir zaman oldukları yerde unutmayacağız. Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu'yum.